Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi üçgende açıortayın yani 7. bölümün tarama testini çözeceğiz birlikte arkadaşlar bu videomuzda birlikte. Hemen şöyle tarama testinin ilk sorusunu bir ayarlayalım. Odaklanmamızı da bir ayarlayalım. Evet, şimdi vira bismillah deyip başlıyorum dostlar. Birinci sorumuz fışkırma teoremi gördüm yine kardeşim burada. Bakın ne demiştik? Açıortayın üstündeki bir noktadan bu kola indirdiğim diklikle bu kola indirdiğim diklik eşit. Aynı zamanda kafayla dik arası 5 ise buradaki kafayla dik arası da 5 olacak demiştik. Toplam burası ne çıktı? 13. 5 var, 13 var. O halde AC'nin de 12 olduğunu biliyorum. Cevabı Bursa'dan işaretledim dostum. 5-12-13 üçgeninden çıktı. Hemen buna gelelim. Bakın yine ne yapacağız burada? ABD 5-8 alan ABD nedir diye soruyor. Şimdi şuraya bir 30'u gördüğüm için karşısına bir diklik çizeyim ben hemen. Ne demiştik? 30'u görünce karşısına dikliği indir. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı olacak 4. Şimdi bir de fışkırma teoremi yapalım. Buraya çizdiğim dikliğin de 4 olduğunu biliyorum. Benden de bu üçgenin alanını istiyor. Tabanı 5, yüksekliği 4, bölü 2'den 10 geldi sorumuzun cevabı. Üçüncü soruya geldik. I demiş iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezinden neler geçiyordu? Açıortaylar. Demek ki bu açıortay. Bu da açıortay, bu da açıortay. Yani burası x, burası 37, burası da 38 olacak dedim. Ve şimdi tüm üçgenin İç açıları toplamını 180'e eşitliyorum. Soru da bitiyor. 38, 38 daha 76 yaptı burası. 37, 37 daha 74 de burası yaptı. Bir de 2x var arkadaşlarım. Toplamları 140, 150 yaptı. 2x'e 30 kalır. X de 15 çıkar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Dördüncü soruya geldik. Dedik ki köşe taşında paralellik ve açıortay varsa ki I iç teğet çemberin merkezinden neler geçiyordu? Açıortaylar. Demek ki bu bir açıortay. Ve paralellikle açıortay varsa Z kuralı görün. İkizkenar bulun demiştik. İşte Z'yi gördüm. İkizkenardan DI 3. Aynı şeyi bu taraftan yapacağım şimdi. I'dan geçtiği için bu kesinlikle açıortaydır diyeceğim. Z kuralından şurası da noktalı açıdır. Demek ki 4 ise burası da 4. Bakın DE ne çıktı? 7. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapalım hemen. I yine iç teğet çemberin merkezi ise çok uzatmıyorum artık. Az önceki soruda da yaptığım için bu bir açıortaydır. 3 ise burası da 3. 4 ise burası da 4'tür dedi. Bize de neyi soruyor? X'in kaç olduğunu soruyor kardeşim. Hemen bulalım. Şimdi burası toplamda 7. Şu da bir açıortay demiştik arkadaşlarım. Bu açıortaysa 3'e 4 oranı var. 3K'ya 4K diyelim buraya da. Hatta 3K 4K burası 5K olacak. Yani 5K'mız 7. O halde K eşittir 7 bölü 5. Demek ki şurası 3 tane 7 bölü 5 yani 21 bölü 5. Hemen benzerlik yapıyorum. 21 bölü 5'in tamamına oranı. 21 bölü 5'in tamamı dediğim 21 bölü 5 ile 3'ün toplamı. O da ne yapar? 3 kere 5 15, 26, 36 bölü 5 yapar. 36 bölü 5'e oranı eşittir 7'nin x'e oranı 7 bölü x dedim. Hemen şu 5'leri sadeleştirdim. 7'ye böldüm, 7'ye böldüm, 3 kaldı. Yani 3 bölü 36 eşittir 1 bölü x çıktı. 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 12 olsun. 1'ler eşitse x ile 12 de eşit olacak. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, 6. sorudayım dostum. Hemen iç açıortay teoremi yapıyorum. Sol kolun sağ kola oranı yani x artı 2'nin x artı 4'e oranı eşittir. Sol ayak bölü sağ ayak yani 3 bölü 4'e oranına eşit. Buradan içleri çarpıyorum 3x artı 12, dışları çarpıyorum 4x artı 8. 8'i buraya alırsak 4 kalır, 3x'i buraya alırsak da x kalır. X eşittir 4'müş. Cevap Denizli'den geldi. Geldik buna. Yine bir iç açıortay teoremi yapacağız. 4'e 5 oranı var ayaklarında, kollara da 4k'ya 5k yazıyorum hemen dostum.
Şimdi bir de ne vermiş bize? Çevreyi 27 vermiş. Çevreyi bir toplayalım. 4K, 5K daha 9K var. Bir de artı bu kenar 9 var. Eşittir 27. Demek ki 9K eşittir 18, K eşittir 2. K2 ise 5K'yı soruyor bize. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet. Bunu attık, aldık 8. soruyu önümüze. Şimdi 8 numarada bakalım neler yapacağız. Kaç soru vardı toplam? 20 olması lazım. Evet, 20. Şimdi oranları bir yerleştirelim. AB'ye 4K diyelim. Şurası A. AB'ye 4K. AC'ye de 3K'yı yazalım. Sonra DC'ye 4M. BD'ye de 3M'yi yazalım. BC'yi de 28 vermiş. Buna göre EF nedir diye soruyor. Şimdi önce üstteki açıortayı konuşursak, şurası 4A ise burası da 3A olacak. Çünkü kolların oranı ayakların oranına eşitti. Ve bana toplam 7A'yı 28 vermiş. Demek ki A 4 geldi. Şimdi A 4 ise burası 12'dir. Burası da 16'dır. Bunu da bilelim. Şimdi alttaki açıortayı yapalım. Şurası 3B, şurası da 4B olacak. Ve yine 7B eşittir 28'den, B eşittir 4 gelecek. Demek ki burası da 12 oldu. 3B ya 12. E tamamı 16 demiştik. Şuraya da 4 kaldı arkadaşım. EF 4 çıktı. Evet, 9. sorudayız. ABC üçgeninde BD ve bilmem ne açıortaydır demiş. BE'nin ED'ye oranını vermiş bize. Yani şurası K, şurası 2K. Peki bakın şu açıortay CE'yi konuşuyorum. 2K'lık ayağına 8'lik kol düşmüş 4 katı. K'lık ayağına ne düşecek? 4 katı düşecek 4. Şimdi şu E noktası iç teğet çemberin merkeziydi, hatırlayın. İki açıortayın kesiştiği yere iç teğet çemberin merkezi demiştik. Ve üçüncü doğru da açıortay olacaktı. Şimdi bu açıortayı konuşalım. 2'ye 1 oranı var ayaklarda. 12'ye 6 olacak kollarda da. Bize de AC'yi soruyor toplamda 10. Evet, buna geldik arkadaşım. Yine bir sürü açıortay kuralı kullanacağız. Önce şu küçük AF'yi yapalım, bak şurayı. 2'ye 4 yani 2 katı. Kollarda x ise 2x olacak, bu 1. Şimdi şu açıortayı konuşalım, şunu. 8'e 6'ymış kolları. Hatta 2'ye bölelim. 4'e 3'müş. Demek ki burası 4K, burası 3K olacak. Son olarak şu büyük açıortayı konuşalım. Şunu. 4'e 3 oranı var kollarında. Ayaklarında pardon, 4'e 3. Kolları da 8 artı x ise 2x. Onu da yazalım. 8 artı x sol kolu, 2x sağ kolu. Hemen içler dışlar yapıyorum. Buradan 8x eşittir 24 artı 3x olur. 5x eşittir 24, x eşittir 24 bölü 5. Yani x eşittir 2 ile genişletirsem 48 bölü 10 yapar. O da 4,8 yaptı. Evet, 11. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. 45-45 yani 90 olduğunu gördüm. Şimdi bu açıortaysa 5'e 10 oranı varsa burada, burada da K'ya 2K yani 1'e 2 oranı ayaklarda var, 1'e 2 oranı kollarda da olacak. Sonra ne diyor? AB yani K'yı soruyor bize. Hadi Pisagor yapalım. Şimdi ne diyeceğiz? 15'in karesi 225 eşittir K'nın karesi ile 2K'nın karesinin toplamına, o da 4K kare yaptı. Peki burası toplam 5K kare yaptı. Yani 225 eşittir 5K kare. 5'e bölelim hemen. 4, 45 eşittir K kare gelir. K eşittir kök 45. O da 3 kök 5 yapar. Yani 11. sorumun cevabı da Adana'dan geldi. Evet, 12 numaradayız. Kayı kuralı göreceğimiz bir soru. Bakın şu BF hem kenarortay hem yükseklik. O zaman açıortay da olacak ve ne demiştik? Bu üçgen ikizkenar olacak. Şimdi AD'ye 2K derseniz diyor, DC'ye 3K diyeceksiniz. Hemen şu büyük açıortayı konuşalım. Şunu. 2'ye 3 ayakları. O zaman 2M'ye
3M olacak kolları da. E şurası da 2M olduğu için buraya da M kaldı. Şimdi BC'yi bize 18 vermiş. Yani 3M'yi 18 vermiş. M 6. Zaten bakın M'yi soruyor bana. EC'yi 6 bulduk. Evet, 13. sorumuzdayız arkadaşım. Ne diyor? Kareymiş şu. Karede biz biliyoruz ki şu köşegeni çizdiğimizde köşegen açıortay olacaktı. Tamam. Şimdi açıortayımın ayakları 3'e 4. O zaman şurası 3K, şurası da 4K. Kollarımın da oranı 3'e 4 oldu. Hatta bakın 3K, 4K, burası toplamda 5K yapacak ki 3, 4, 5 üçgeni olsun. 5K 7. O zaman K eşittir 7 bölü 5. Nereyi soruyor? A, B'yi soruyor. Yani 3K'yı soruyor. 3 çarpı 7 bölü 5'ten 21 bölü 5 yaptım. Bursa'yı işaretledim. Geldik buna. Eşit açılar varsa A, A diyecektik. A, A. Şunlara da B, B diyelim. Bakın bu A ile bu B'nin toplamı 2 iç açıdır. Üçüncünün dışına eşit. Şurası A artı B. E hocam burası da A artı B. Burası da A artı B. Demek ki ikiz kenar. Yani AC ile DC birbirine eşitmiş o halde arkadaşım. Şimdi AC ile DE şöyle yapalım. Şuraya bir K diyelim. Burası K artı X. Demek ki burası da K artı X. Bak diyor ki AC'den yani K artı X'ten DE'yi yani K'yı çıkarırsan 8 kalır diyor. E K'lar burada sadeleştiğinde X 8 çıkmadı mı? Cevabımız X 8'dir. Evet, çevirdik arka sayfamızı. Bakalım burada da dış açıortay teoremiyle başlıyoruz hemen. Yapalım. Yakın kol bölü uzak kol demiştik. Yani 6 bölü 9 eşittir. Birinci ayağımıza x, ikinci ayağımızsa tamamıdır demiştik. X artı 4. Toparlayalım. 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 3. Şimdi içleri çarpalım. 2x artı 8 eşittir. Dışları çarpalım 3x'e. Buradan da x eşittir 8 bulduk. Cevap Bursa'dan geldi. 16. sorumuzdayız. Bir içle bir dış açıortayı yan yana verdiğinde ne yapacaktık dostlarım? Önce iç açıortayın teoremini yapıyorum. 2'ye 3'müş. O zaman 2k'ya 3k'dır dedik. Şimdi dış açıortayın teoremini yapıyorum. Yakın bölü uzak. Yani 2 bölü 3 eşittir. Birinci ayak x. İkinci ayak x artı 5, x bölü x artı 5 dedim. İçleri çarpalım, 2x artı 10 olur. Dışları çarpalım, eşittir 3x olur. X eşittir 10 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, 17. sorumuz. Yine bir iç açıortayla bir dış açıortay yan yana verilmiş ve demiştik ki bunların arasındaki açı her zaman 90 derece olur. Bakın diklikten diklik indi. 4'ün karesi yani h kare P çarpı K deyip bir öklit patlatıyorum. 16 eşittir 2 çarpı 8'den demek ki burası 2. Sonra şunu yapalım. Bakın şu bir iç açıortaymış. 2'ye 4'müş ayak kol ilişkisi. O zaman buradaki ayak kol ilişkisi de 1'e 2 oranı olacak. Burası 2x geldi. Şimdi şuradan da Pisagor çakacağım arkadaşlar. Şu dik üçgenden ve x'i de buradan bulacağım dostum. Ya da istiyorsan dış açıortay teoremi de yapabilirsin. Yine x geliyor zaten. Hatta öyle yapalım isterseniz. Yakın bölü uzak. Yani 4 bölü 2x eşittir. Birinci ayak 8. İkinci ayak tamamı. Yani 10 artı x olacak diyelim. Şimdi 4'e bölelim. 4'e bölelim 2. İçleri çarpalım. 4x eşittir. 1 ile 10 artı x'in çarpımı da 10 artı x. 3x eşittir 10. X eşittir 10 bölü 3 yani Denizli. Evet, 18 numaralı sorumuzdayız. 45, şunu biraz daha uzatırsam şöyle, buranın da 45 olduğunu yani aslında şunun bir dış açıortay olduğunu fark ettim ben. Şimdi demiş ki AC 3K ise AD 1K, bizden de BD'yi istiyor, X dedik buna. Hadi dış açıortayın teoremini yapalım. Yakın kol 1K, uzak kol 3K. Yani 1 bölü 3 eşittir. X bölü tamamı. X bölü X artı 12. Ya bu kuralları unutmuşsanız arkadaşlarım ya köşe taşı çözümlerime bakın ya da konu anlatım videolarıma bakın, hatırlarsınız kuralları.
Hemen buradan 3x eşittir x artı 12, 2x eşittir 12, x eşittir 6'yı işaretledim. Evet. Ne dedik? Şuradaki iki dış açıortayın kesim noktası, bakın ABC üçgeninin iki dış açıortayı çizilmiş kesim noktası, Fransa'nın ismi neydi? Dış teğet çemberin merkezi. Ve buradan mutlaka ama mutlaka bir iç açıortay geçecek. İşte onu da çizdik. Bunları anlattık arkadaşlar. Şimdi diyor ki DF'ye 2K dersen FE 3K olacak. Hemen şunu da yapalım. Demek ki burası 8'miş. Bize de burayı soruyor. X diyelim buraya. Bakın ikilik, şu açıortayı konuşuyorum şimdi. İkilik ayağa 8'lik kol düşmüş. Yani 4 katı. Üçlük ayağa 4 katı düşecek. 12. Evet, son sorumuzdayız. Alan sorusu arkadaşlarım. Hemen fışkırma teoremini hatırlayalım. Şu açıortayımızın bittiği yerden buraya gelen diklik 10 ise buraya çizilen diklik de 10 idi. Ve bu 10 4'e inen dikliktir. Yani üçgenin alanı 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 çıkmak zorundadır dedik. Evet dostlar, tarama testini gömdük böylelikle. Bir sonraki videomuzda da konu testlerine geçeceğiz inşallah. Videoyu beğendiyseniz abone olun oğlum. Abone olun ya da ne bileyim beğen tuşuna basın. İşte yorum yapın, bir şeyler yapın. Onları da söylüyorlar ya, biz de söyleyelim dedik. Hadi öptüm hepinizi. Görüşürüz goberler.